Başlayalım. Başlayalım. Tamam, başlayayım şimdi. Onu karıştırma da. Aynen bu. Tamam, 17. Cumartesi günü yapacağımız. Sen liderlerimizin mesajlarını sizlerle paylaşıyorum dersin. Tamam, bir aşama koymayacağız. İsmail abi de Ünye'mizin evladı dersin. Divan oluştuktan sonra sen daha uygun. Tamam. Divan oluştuktan sonra mı diyelim? Yok, divan oluştuktan sonra. Tabii. Divan oluştuktan sonra ben okumuştum ya. İşte divan bana söz verecek bunları okumak için. Yok yok. Gerçekten. Sen dedin ya. Divanla, divanla aldıktan sonra liderlerimizin mesajlarını veriyoruz. Liderlerini arz ediyorum deyip onun için. Aynen. Çok değerli Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticileri, basınımızın güzide temsilcileri, değerli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Milliyetçi Hareket Partisi Ünye ilçesi 13. gelen kuruluna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Toplantı gündemini okuyorum. 1. Açılış ve yoklama. 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması. 3. Kongre Başkanlık Divanı'nın seçilmesi. 4. Faaliyet raporunun okunması ve ibrası. 5. Mali raporun okunması ve ibrası. 6. Siyasi konuşmalar. 7. Seçimler. 8. Dilek ve temenniler. 9. Kapanış. Toplantımızın yapılabilmesi için gerekli çoğunluk sağlanmıştır. Gündemimizin ikinci maddesine geçiyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Başbuğ Alparslan Türkeş, ülkücü şehitlerimiz, Türk milleti ve vatanı için canını feda eden bütün şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasına sizlere davet ediyorum. Thank you.
Değerli Hazirun, kongremize katılarak bizleri onurlandıran çok değerli misafirlerimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Abdullah Bahadır Alperen. Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Gökhan Ağdemir. Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Volkan Dudu. Ordu İl Başkanımız Sayın Naci Çanlıtürk. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı. İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz. Milliyetçi Hareket Partisi Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak. Yeniden Refah Partisi Ünye İlçe Başkanı Harun Ocak. Milliyetçi Hareket Partisi Kumra İlçe Başkanı Caner Gürgezoğlu. Milliyetçi Hareket Partisi Korgan İlçe Başkanı Adem Şentürk. Milliyetçi Hareket Partisi Çaybaşı İlçe Başkanı Yunus Semiz. Milliyetçi Hareket Partisi Çatalpınar İlçe Başkanı Sezgin Yılmaz. Milliyetçi Hareket Partisi Kabadüz İlçe Başkanı Turan Baş. Milliyetçi Hareket Partisi Altınordu İlçe Başkanı Tahir Şükrü Altaş. Milliyetçi Hareket Partisi İkizce İlçe Başkanı Özcan Demir. Milliyetçi Hareket Partisi Gürgentepe İlçe Başkanı Cemal Yalçınkaya. Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar. Türk Eğitim Sen Ünye Şube Temsilcisi Dursun Eyipınar. Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Özkan. Gıda Odası Başkanı Harun Güdek. Terziler Odası Başkanı İsmet Çat. Ülke Ocakları Ünye İlçe Teşkilat Başkanı Melihcan Kabadüz. Ünye Gençlik ve Motor Sporları Kulübü Başkanı Musa Coşkan. Ünye Offroad Kulübü Başkanı Alper Argan. Çamaş Eski Belediye Başkanımız Yaşar Aktaş. Ünye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Bekir Şimşek. Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın. Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman. Ordu Eski İl Başkanımız Ömür Köleoğlu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor. Şeref verdiniz diyor, teşekkür ediyoruz. Ve gündemimizin üçüncü maddesine geçiyoruz. Kongre Başkanlık Divanı'nın seçilmesi. Üçüncü gündemimizin maddesi. Bu konuda elime ulaşan bir önerge var ve sizlere okuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Teşkilatı'nın 13. olağan kongresi için divan kuruluna aşağıdaki isimleri öneriyoruz. Önerge sahipleri Murtaza Hacı İmamoğlu, Murat Pehlivan, Mehmet Ocak. Divan Başkanı Abdullah Bahadır Alperen. Divan Başkan Yardımcısı Gökhan Ağdemir. Divan Başkan Yardımcısı Volkan Dudu ve Katip Üye Mehmet Özçelik. Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, teklif oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Divan Başkanı ve üyelerini kongremizi yönetmek üzere divandaki yerlerine arz ederim.
Çok kıymetli il başkanım, kıymetli ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, STK temsilcilerim, ülke ocaklı kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bugün Ordu ilimizin Ünye ilçesinde 13. olağan kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongre, açılış ve yoklama, saygı duruş tiksel marşının okunması, başkanlık seçiminden sonra diğer gündem maddeleriyle devam edecek. Tabi bu gündem maddelerine geçmeden önce Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in kongre mesajının okunmasını istiyorum. Sevgili kardeşim, buyurun. Çok değerli dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Dava ve demokrasi nöbetinde fedakarca duruş gösteren, cefakarca mücadele sergileyen her kardeşime en iyi dileklerimi sunuyorum. Bugün tarihi bir görevi ifa maksadıyla toplandınız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gür sesi, güçlü nefesi ve yörenizdeki güven veren mesajı olmak için bir araya geldiniz. Türkiye'mizin hassasiyet yüklü bir döneminde sorumlu, şuurlu ve şahsiyetli mücadelenize yeni bir halka ekliyorsunuz. Biliniz ki bütün gözler üzerinizdedir. Bütün dikkatler size çevrilmiştir. Tuzaklara karşı uyanık olunuz. Provokasyonlara karşı tetikte durunuz. Tevzirata, tefkiraya, akıl çelici, karanlık tekliflere her zaman mesafe koyunuz. Üzerimizde oynanan kirli oyunlar bitmedi, eksilmedi. Zaaf anımızı, yumuşak karnımızı kollayan habis saldırılar kesilmedi, dinmedi. Milliyetçi ülkücü hareketin varlığından rahatsızlık duyan iç ve dış mihrakların nifak seferberliği hiç bitmedi, hiç de eskimedi. Yarım asrı geçen şerefli mazimizin tecrübe ve temkiniyle, fikriyatımızın birikim ve enginliğiyle geçmişi kavruyor, geleceği kucaklıyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi hor ve hakir görmeden, davamızın hakkını, milliyetimizin haysiyetini, devletimizin baki hukukunu, aynı zamanda şühedamızın emanetlerini kararlılıkla savunduk, buna da devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi zor zamanların değil, her zamanın güvencesidir. Türkiye'miz bugün yaygın bir salgına karşı direniş halindedir. Elbette COVID-19 hastalığından dolayı siyasi çalışmalarımız mahut ve malum kurallar çerçevesinde gerçekleşmektedir. İnsan ve toplum sağlığı açısından maske, mesafe ve temizlik şartlarına harfiyen uymak gerekmektedir. Partimize gönül vermiş her kardeşimizin, her vatandaşımızın hayatı bizim için vazgeçilmez önemdedir. Türkiye COVID-19 salgınına karşı müessir ve müstesna önlemler almıştır. Gelişmiş veya gelişmekte olan pek çok ülke salgına teslim olmuşken, ülkemiz milli bir kenetlenme ve destekle müsibetin kuşatmasını yarmıştır. Hiç kuşkusuz COVID-19 riski geçmiş ve bitmiş değildir. Her insanımızın yeni normal hayat şartlarında tedbiri elden bırakmaması, Sağlık Bakanlığımızın olağanüstü gayretini boşa çıkarmaması, başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın ve bilim kurulumuzun emeklerini israf etmemesi mecburiyettir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize, COVID-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet, halen tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Sadece devletin aldığı veya alacağı sıkı tedbirlerle bu makus süreç yenilemeyecektir. Biraz daha sabrederek, aklın, bilimin ve duanın gücüne hep birlikte sarılarak bu zor günlerin aşılacağına gönülden inanıyorum. Türkiye yalnızca COVID-19'da değil, bu çok cepheli mücadelenin içindedir. Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarımızı feragatla müdafaa etmektedir. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Kıbrıs'ta, Ege'de, Güney Kafkasya'da meşru ve tarihsel çıkarlarımız, aynı şekilde milli güvenliğimiz tavizsiz savunulmaktadır. Türk vatanı, sınırlarımızın sıfır noktasında değil, coğrafyanın derinliklerinde oluşturulan sağlam hatlar üzerinden emniyete alınmaktadır. Hem ülke içinde hem de sınır ötesinde terör örgütleriyle amansız bir mücadele devam etmektedir. Bu esnada Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyen, bölgesel ve küresel direncini ve öne çıkışını kabullenemeyen çevreler başta olmak üzere tüm ekonomik saldırılar her türlü zehirli ve zillet vasıtayı devreye almışlardır. Ancak Türkiye düşmeyecek,
teslim olmayacak, saldırı ve suikastlere boyun eğmeyecektir. Döviz silahını çekenler namlunun ters tepeceğini de göreceklerdir. Kur saldırısıyla huzurumuzu kurcalayanlar başarılı olamayacaklardır. Cumhur İttifakı gelecek ümididir. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin stratejik kuvvetidir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kökleşerek varoluşundan yanadır. Cumhur İttifakı'nın devamını samimiyetle arzulamaktadır. Dava arkadaşlarımızın bu siyaset ve hedeflerimize bağlı kalması talimat ve temennimdir. Milliyetçi Hareket Partisi'nden çatlak ses çıkmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilke ve stratejilerinin hilafına tavır ve tutum alınmayacak, açıklama paylaşılmayacaktır. Ağız birliği yapacağız, el birliği yapacağız, güç birliği yapacağız. Türkiye'yi Cumhuriyet'in 100. yılına ulaştıracağız ve geleceğin sağlam temellerini atacağız. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasetinin onur parıltısıdır. Ne istiyorsak Türk milleti içindir. Neyi amaçlıyorsak Türklüğün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin parlak istikbaline hazırlık ve hizmettir. Bir olacağız, beraber olacağız, gönülleri fethedeceğiz. Davamıza yararı dokunacak her arkadaşımıza sahip çıkacağız. İnsan kaybı kolaydır. Zor olanı seçip insan kazanacağız. Fakat nefsine teslim olmuş, hırslarına yenik düşmüş, ihtiras ikbal uçurumuna savrulmuş, nefesi kesilmiş kim varsa onlarla aramıza aşılmış duvarlar, aşılmaz duvarlar öreceğiz. Unutmayınız ki hiç kimse vazgeçilmez değildir. Hiç kimse davadan daha büyük, daha mühim olamayacaktır. Ülkücü kendisini aşma becerisi gösterebilmiş, hayatın basit tutkularından sıyrılmış, dünyevi çıkar hesaplarına sırt çevirmiş, ülkeleri ve ülkesi için çetin şartları, çileli bir ömrü göze almış, yüksek vasıflı dava insanıdır. Bizim nihai hedefimiz bellidir. O da ilahi kelimetullahı cihana hakim kılmaktır. Kızıl elma yeminimiz, Turan ülkümüzdür. Ulaşılacak hedefimiz Türkiye'yi süper güç mertebesine çıkarmaktır. Sahip olduğumuz vizyon, taşıdığımız misyon, istikbalin ufkuna huzur, güvenlik, istikrar ve istiklal içinde vasıl olabilmektir. Milliyetçi Hareket Partisi, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen, cömert, cesur, duyarlı, ahlaklı, milkeli, milli ve ilkeli bir iradenin marka değeri çok yüksek bir millet eseridir. İnancım odur ki, bugünkü kongreden çıkacak sonuç ne olursa olsun, kazanan davamızdır, kazanan dava arkadaşlarımızdır, kazanan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu kapsamda istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan da Türkiye olacaktır. Milliyetçi ülkücü hareket öylesine müşfik ve muhterem bir gönüle haizdir ki, kazanan Türkiye ve Türklük olduktan sonra kaybetmek bile bizim için şerefli bir sonuçtur. Bu vesileyle kongremizin hayırlara vesile olması dileklerimle, katılımcı her dava arkadaşıma şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum. Bugün kaybeden yoktur, bugün üzülen yoktur. Bugün başı eğik bir şekilde kongre alanından çıkıp gidecek tek bir kardeşimiz olmayacaktır. Bugün dava arkadaşlarımızı, bütün delegelerimizi, bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve güzel haberlerinizi bekliyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli. Sayın Genel Başkanımızın mesajını hep birlikte dinledik, kongre mesajını. Bunun haricinde kongremize gelen tebrik mesajları varsa onları da okuyalım sevgili kardeşim. Tebrik mesajlarına geçmeden önce yine aramızda eski Ünye İlçe Başkanımız Nedim Can da varmış. Kendisine de hoş geldiniz diyoruz. Şeref verdiniz. Değerli dava arkadaşlarım, 17 Ekim Cumartesi günü yapacağınız ilçe kongrenize daha önceden planlanan İstanbul'daki parti çalışmalarımdan dolayı katılamayacağım. Nazik davetinize teşekkür eder, kongremizin hayırlara vesile olmasını dilerim. İsmail Faruk Aksu, Ünye'mizin evladı, İstanbul Milletvekili, Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı.
Partimizin kongre çalışmalarının yoğunluğundan dolayı ilçe kongrenize katılamayacağım. Yeni göreve gelecek arkadaşlarımıza başarılar diler, kongremizin hayırlara vesile olmasını dilerim. Edip Semih Yalçın, İstanbul Milletvekili, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Değerli dava arkadaşlarım, Ankara'daki meclis çalışmalarımın yoğunluğu dolayısıyla nazik davetinize katılamayacağım. İlçe kongremizin hayırlara vesile olmasını diler, göreve gelecek arkadaşlarımıza başarılar dilerim. Erkan Akçay, Manisa Milletvekili. Partimizin kongre çalışmalarının yoğunluğundan dolayı ilçe kongrenize katılamayacağım. Yeni göreve gelecek arkadaşlarımıza başarılar diler, kongremizin hayırlara vesile olmasını dilerim. Sadir Durmaz, Ankara Milletvekili. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Ünye İlçe Başkanlığımızın faaliyet raporunu okuyacağız ve devamlı ibrasına geçeceğiz. Sevgili kardeşim, siz mi takdim edeceksiniz? Buyurun. Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Teşkilatı faaliyet raporu. Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in takdirleri ve ilçe başkanımız, il başkanımızın görevlendirmesiyle devraldığımız bu onurlu görevimizin bugün 13. olağan kongresini yapmaktayız. Görevi devraldığımız bu süre içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içinde olduk. Yeni üye kayıtlarımızı yaparak partimize kazandırdık. Bu süre zarfında resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleri yaparak istişarelerde bulunduk. Ziyaretlerimiz sırasında istek ve temennileri alarak değerlendirmelerde bulunduk. Genel kurula arz olunur. Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Teşkilatı. Teşekkür ederim sevgili kardeşim. Faaliyet raporumuzu hep birlikte dinledik. Faaliyet, ilçe faaliyet raporumuzu ibrasına geçelim. Faaliyet raporunu kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devamında ilçe başkanlığımızın deminki yönetim faaliyet raporu. Şimdi mali rapora geçelim. Sevgili kardeşim buyur. Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Teşkilatı mali kesin hesap raporudur. Gelirler, bağışlar 27.700 TL ve toplam gelirler 27.700 TL. Giderler, kira giderimiz 24.000 TL, personel gideri 3.000 TL, genel giderler 700 TL ve toplamda 27.700 TL. Genel kurula arz ederim. Mali raporumuzu dinledik. Mali raporumuzu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin diğer maddesi siyasi konuşmalar. Siyasi konuşmalarda öncelikle ben ilçe başkanımız Murtaza Bey'in konuşması için kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Değerli divan üyelerim, kıymetli il başkanım, çevre ilçelerden gelmiş belediye başkanlarım ve ilçe başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarımızın başkan ve yöneticileri, değerli basın, hanımefendiler, beyefendiler, Türk milliyetçiliği davasına gönül vermiş, Türkiye sevdasını gelecek nesillere taşıyacak olan yiğit, ülkücü kardeşlerim. Sizleri saygı, sevgi ve en içten duygularımla selamlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi 13. olağan kongresine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün değeri çok daha iyi anlaşılan bir mücadelenin kahramanı ve devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını. Bir ülke etrafında toplanmak için bizlere önderlik etmiş, yol göstermiş, ömrünü Türk milletine adamış başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş Beyefendi'yi ve dava büyüklerimizi. Vatan toprağına kanları düşmüş her bir şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Milliyetçi hareket davası kurulduğu günden bugüne kadar ülkesinin ve milletinin dertleriyle dertlenmiş, dinamik ve güçlü teşkilatlanması ile
ihtiyaç duyulan her alanda ben de varım demiştir. Yapılamaz, çözülemez, aşılamaz denilen her sorun önce Cenab-ı Allah'ın izni, liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin vizyon ve kararlılığı, milletimizin duası ve desteğiyle çözülmüştür, çözülmeye de devam etmektedir. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Teşkilatı olarak Cumhur ortağımız ile birlikte her sahada ve her alanda boy göstereceğiz. Nerede sıkıntıya düşmüş, darda kalmış, çaresiz kalmış bir vatandaşımız, bir kardeşimiz varsa yardımına koşacak ve her daim yanında olmaya gayret göstereceğiz inşallah. Bugün ülkemiz hayatın olağan kalıplarına sığmayan, insani fikri akış ile bağdaşmayan, tekfur kalıntılarının tohumları tarafından kuşatılmaya çalışılmaktadır. Ama şu unutulmasın ki, bizler 15 devlet kurup yıkıldığı halde 16.sını kuran bir ecdadın torunlarıyız. Bizler köklü bir medeniyetin neferleriyiz. Türk milletini yıkamayacaksınız. Türk devletini bölemeyeceksiniz. Aksi takdirde gökten üzerinize yağacak, bir kurşun alıp göğsünüze saplanacak, bu dünyayı size dar etmesini bileceğiz inşallah. Değerli dava arkadaşlarım, bugün küskünlüklerin, kırgınlıkların ve ihtilafların bittiği bir gündür. Bugün birlik olmanın, beraber olmanın, kucaklaşmanın vücut bulduğu bir gündür. Artık zaman her yere, her gönüle girmenin, hakta, hakikatte ve müreffeh Türkiye'de birleşmenin zamanıdır inşallah. Cenab-ı Allah Türk İslam ülküsünü muzaffer eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Değerli dava arkadaşlarım, kongre sürecindeki hazırlıklarda yanımızda dimdik duran Ünye Ülke Ocakları teşkilatımıza da sizlerin nezdinde çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı ve memnun olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. Şimdi konuşma yapmak üzere Sayın İl Başkanımız Naci Şanlıtürk'ü sahneye davet ediyorum. Sayın Divan, çok değerli ilçe başkanlarım, çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli il yönetim kurulu üyelerim, gazeteciler, cemiyet başkanım, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve yöneticileri, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün burada icra etmekte olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlarım, ben de sözlerime öncelikle rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş ve ülkücü şehitleri minnetle, hayırla yad ederek başlamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Ordu İl Teşkilatı olarak Ağustos ayında göreve geldik. Ordu ilinin diğer ilçeleri dolaştıktan sonra 8 ilçemizde yeniden yapılandırmalar yaptık. Bu ilçelerimizden birisi de Ünye ilçemiz. Ünye ilçemizde Avukat Murtaza Hacı İmamoğlu Bey ile birlikte yeni bir yönetim kurduk. Biz il teşkilatı olarak biz de destek vereceğiz. İnşallah partimizi Ünye ilçemizde de bu
bulunduğu yerden daha yukarılara çekmeye çalışacağız. Çok değerli arkadaşlarım, öncelikle ben Ünye Teşkilatımızı 24 Haziran seçimlerinde aldıkları sonuç nedeniyle kutluyorum. Ayrıca Cumhur İttifakımızla birlikte 31 Mart seçimlerinde Ünye Belediye'mizin de Cumhur İttifakı bağlamında Cumhur İttifakı çatısı altında kalması önemliydi. Emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Ordu il genelinde alınmış olan 81.600 oyda her kimin ne kadar emeği varsa hepsine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Çok değerli arkadaşlarım, biz il teşkilatı ve ilçe teşkilatı olarak devletle, milletle, bayrakla, vatanla sorunu olmayan herkesin ayağına gideceğiz. Herkesi Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında toplamaya çalışacağız. Ama bizim de bazı ilkelerimiz var. Nedir bunlar? Buradan açıkça ilan ediyorum. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel merkeziyle, muhterem genel başkanımızla sorunu olan bilsin ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ordu İl Teşkilatı'yla da sorunu vardır. Ve yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturmuş olduğu Cumhur İttifakı'yla ve Cumhurbaşkanımızla sorunu olan bilsin ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ordu İl Teşkilatı'yla da sorunu vardır. Bunun haricinde diğer vatandaşlarımızın hepsinin ayağına gideceğiz. Hepsine hizmetleri için ben şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Hatay ilimizde geçenlerde kendilerine Ateşin Çocukları ismini koyan Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle nesebi gayri sahih birileri tarafından ormanlarımız yakıldı. Buradan ormanlarımızı yakanları şiddetle, esefle kınıyorum. 40 yıldır ülkemizi kan gölüne çeviren PKK börtü böcek demeden yeşilimizi katletmiştir. Hatay'da 15 noktada yangın çıkarmış, Osmaniye'de ve Trabzon'da da yangınlar çıkarılmıştır. İnşallah Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi her ne kadar ormanlarımızı yaksalar da fidan dikeceğimiz vatan toprağımız vardır. Eğer suyumuz yoksa bile bu millet kendi kanlarıyla bu toprakları tekrar sulayıp tekrar yeşillendirecektir evvelallah'ın izniyle. Çok değerli arkadaşlarım, yine bu sabah bir terör devleti olan Ermenistan'ın sivilleri vurduğu haberiyle uyandık. 27 Eylül tarihinde Ermenistan haksız bir şekilde tekrar Azerbaycan topraklarına tecavüz etmiş ve saldırmıştır. Azerbaycan'ın Tovuz şehrine yapılan saldırı aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de yapılmıştır. Biliyorsunuz Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı geçecek. Bizim Azerbaycan'dan daha ucuz alacağımız doğalgaz boru hattını kesmek için yapılmış bir saldırıdır. Biliyorsunuz 1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağladığı gece Hocalı'da Karabağ'ı işgal edilirken bir katliama yol açtılar. 613 tane vatandaşımız, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere katledildi. Yani bir soykırım yapıldı. Yine aynı şekilde Tovuz'a böyle bir saldırı yapılmıştır. Burada Can Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Ve biz Azerbaycan ordusundan en kısa sürede hak ettikleri şekilde cezaları verilerek Karabağ'ın işgalden kurtarılmasını bekliyoruz. Değerli arkadaşlarım, sadece Karabağ'ın kurtarılmasını değil, Allah izin verirse yine Nahçıvan'dan Azerbaycan'a bir koridor açılmasını bekliyoruz. Ve bu koridordan Anadolu'dan şu anki vatan topraklarımızdan ata topraklarımıza bir koridor açılmasını bekliyoruz. Ve Ziya Gökalp'in şu sözünü hatırlatıyoruz. Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Türklere Turan. Değerli arkadaşlarım, yine ana muhalefet partisi tarafından Türkiye'de bir erken seçim tartışmaları açılmak istenmektedir. Yine çok vaktinizi almadan kısaca özetlemek istiyorum.
Türkiye ne zaman bir istikrarlı kalkınma dönemine girerse içerideki ve dışarıdaki hainler bir şekilde bu kalkınma hamlesinin önüne geçmek istiyorlar. Nasıl ki 2013 yılında Gezi olaylarıyla denediler, başaramadılar. 6-8 Ekim olaylarında, yani tarihe Kobani olayları olarak geçen olaylarda denediler, başaramadılar. 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişimiyle denediler, yine başaramadılar. Ve başaramayacaklar. Ben buradan tüm yargı mensuplarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı iletmek istiyorum. 6-8 Ekim olaylarında 2014 yılında hatırlayın ne demişlerdi? Suriye'nin Ayn el Arab şehrinde, yani Kobani'de, Kobani düşerse Ankara düşer diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit ettiler. Değerli arkadaşlarım, Kobani düştü ama Ankara dimdik ayakta. Ve 35 ilimizde, 68 ilçemizde ayaklanma vari bir tür eylemler yaptılar. Ve hain PKK'nın meclisteki uzantısı olan, siyasi kolu olan HDP'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda karar alındı. Ve halkı sokağa çağırdılar. Birçok sivil vatandaşımızın evlerine saldırdılar. 560 civarında araç yaktılar, 190 tane banka şubesi kundaklandı. Hatırlayın, Yasin Börü adlı bir evladımızı da şehit ettiler. Sandılar ki yanlarına kar kalacak. Allah razı olsun, bugün yargı mensuplarımızdan bunların hesabını bunlardan soruyor. Değerli arkadaşlarım, yine 7 Haziran seçimlerinde ülkemizdeki sistem tartışmalarına örnek olsun diye söylüyorum. Parlamenter sistemle yönetiliyordu ülkemiz. 7 Haziran seçimlerinde bir koalisyon sonucu ortaya çıkmıştı. Muhterem Genel Başkanımıza Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı bir başbakanlık teklif etti. Ve yine hain PKK'nın siyasi uzantılarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'ni yan yana göstermek istediler. Allah razı olsun, Sayın Genel Başkanımız bu başbakanlığı elinin tersiyle itmiştir. Ve onun için diyor, yeter ki ülke kazansın, Türk milliyetçileri kaybetmeye razıdır. Ve Sayın Genel Başkanımız orada bir karar verdi ve 1 Kasım'da seçimleri işaret etti. Nasıl ki 2002 yılında seçimleri işaret etmişse 1 Kasım'ı işaret ederek Türkiye'nin tekrar istikrarlı bir yönetime geçmesini temin etmiştir. Ve 7 Haziran seçimlerinden sonra Cumhur İttifakı'nın ön görüşmeleri başlamış ve 20 Temmuz 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir karar verdi. Ülkemizin güneydoğusunda oluşturulan hendekleri, terör yuvaları bir bir temizlendi. Daha sonra bu terör yuvaları sınır ötesine geçtiler ve ülkemizi taciz ettiler. Şu anda kahraman ordumuz Afrin'de, Elbap'ta, Münbiç'te, İdlib'de bunların yakalarından düşmüyor. Değerli arkadaşlarım, az önce ilçe başkanımızın da dediği gibi Türkiye tam bir kuşatma altında. Bugün Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Kıbrıs'ta, Ege'de, efendim şimdi Güney Kafkasya'da büyük bir mücadelenin içerisinde. Onun için buradan Türk milletinin tamamına sesleniyoruz. Bu istikrarlı yönetim devam etmelidir. 2016 yılında, 2016 Nisan 2018-17 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir ülkemiz. Ve yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlendirilmesidir. Buradan sistem tartışmalarını maksatlı buluyoruz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi parlamenter sisteme göre ayarlanmış ne kadar kurumumuz varsa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden dizayn edilmelidir. Ve bunların başında Anayasa Mahkemesi gelmektedir. Değerli arkadaşlarım, bugün adında Türk Tabipler Birliği, adında Türk kelimesi olan Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalarını görüyorsunuz. Ünyeli kardeşimiz olan Ordu Tabipler Odası Başkanı Sayın Ali Coşkun'a da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun, 12 tane ilin tabip odası başkanı Türk Tabipler Birliği merkez yönetimini istifaya çağırmıştır.
İşte Anadolu'nun böyle yiğit evlatları da vardır. Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı PKK'ya açıkça destek veren, geçmişte terör faaliyetleri, eylemleri olan bir zattır. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi Türk Tabipler Birliği'nin ya isminden Türk kelimesi çıkarılmalıdır ya da tamamen kapatılmalıdır. Çok değerli arkadaşlarım, ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Partimizi 2023 Türkiye'sine hazırlayacak olan, bu kongrede seçilecek olan arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Dolayısıyla ben buradan Türk milletinin tamamını tekrar Cumhur İttifakı bağlamında, Cumhur İttifakı çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. olağan kongre sloganıyla sözlerimi bitirmek istiyorum. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak diyoruz. Ve buradan Sayın Cumhur İttifakımızın Ünye Belediye Başkanı da aramıza teşrif ettiler. Ben hoş geldiniz diyorum kendilerine. Ve buradan bir konuyu da hatırlatarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Cumhur İttifakı bu ülkenin göz bebeğidir. Bu milletin bekasıdır. Sayın Genel Başkanımızın az önce mesajında ilettiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Cumhur İttifakı'nın hilafına tek söz çıkmayacaktır. Ve ben buradan hem belediye başkanlarımızın hem de ilçe başkanlarımızın huzurunda tekrar hatırlatmak istiyorum. Nasıl ki 31 Mart seçimlerinde kol kola çalışmayı yapmışsak, Ordu İl Başkanı olarak şunu taahhüt ediyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, ilçelerde ilçe belediye başkanlarımız, AK Parti ilçe teşkilatları ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe teşkilatları kol kola bu çalışmayı yürütecektir. Ve Allah'ın izniyle kazanan Türkiye olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Konuşmalar için il başkanımız Naci Şanlı Türk'e teşekkür ediyorum. Siyasi konuşmalarını yapmak üzere divan başkanımız, merkez yönetim kurulu üyemiz Abdullah Bahadır Alperen'i davet ediyorum. Buyurun başkanım. Saygıdeğer divan, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in her kademedeki yöneticileri, ilk gençlik yıllarımdan bu yana mensup olmaktan gurur duyduğum Ülkü Ocaklı kardeşlerim, Cennet Hazinesi'nin maliki kıymetli hanımefendiler, toyumuzu şereflendiren değerli davetliler, birlik ve beraberliğin ocağı, bilgeliğin otağı ve cesaretin kaynağı partimizin, Türk'ün Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ünye İlçe Kongresi'ne hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Aziz dava arkadaşlarım, tarihimizin ve kültürümüzün bir parçası olan kurultaylar, partimiz açısından da son derece önemli, anlam yüklü, ahde vefanın ve lidere sadakatin derinden hissedildiği toylardır. Her ne kadar koronavirüs nedeniyle pandemi kuralları çerçevesinde fiziki mesafelerimize dikkat ederek kongremizi gerçekleştiriyor olsak da gönül mesafelerimiz her zaman yan yanadır. Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin samimi mensupları her zaman omuz omuza bir ve beraber olmuşlardır. Milliyetçi Hareket Partisi şahsi ikbal kaygılarıyla değil, milli istikbal ve istiklal endişesiyle buluşan milyonların partisidir. En zor zamanlarda Türk milliyetçiliğini haykırmış, bu uğurda bedel ödemekten kaçmamıştır. Tabutluklardan, işkencelerden yılmamış, şehadete tebessümle yürümüştür.
zindanları taş medreseye çevirmiş, inandığı yolda yürümekten asla vazgeçmemiştir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmak bu sorumluluğun bilincinde olmayı gerektirir. Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi devleti ve milleti için sorun üreten değil, sorun çözen partidir. Sayın Genel Başkanımız bunu önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyerek özetlemiş, benim aklım hep Türkiye'dir diyerek zihinlerimize kazımıştır. Bu nedenle partimizin 13. kurultayımızın sloganı da istiklal için birlik, istikbal için dirlik olarak belirlenmiş, kazanan Türkiye olacak demiştir. Milliyetçi Hürriyetçi Hareket'in kıymetli temsilcileri, değerli dava arkadaşlarım, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Türk milletinin sokakta doğal bir sonuç olarak kurduğu Cumhur İttifakı asla basit bir seçim birlikteliği değildir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da tankların üzerinde kurulmuştur. 7 Ağustos yeni kapı ruhu ile perçinlenen bu birliktelik özünde vatan ve millet sevgisini barındırmaktadır. Cumhur İttifakı Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi uyanan tarihin sesi, dirilen coğrafyanın mesajı, Türk asırlarının zafer nişanesidir. Milliyetçi Hareket'in mensupları Cumhur İttifakı'na sahip çıkma noktasında ve konusunda son derece kararlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin zamanında sandığın 2023 yılının Haziran ayında kurulmasından yanadır. Bu tutarlılığımızı ve kararlılığımızı muhafaza edeceğiz. Erken seçim tartışması boşuna emek ve nefes israfıdır. Türkiye 2023 hedeflerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurullarını inşa ederek yapısal reformlarını hayata geçirerek ulaşacaktır. Cumhur İttifakı inanmış gönüllerin mecuyla, yüksek ülkülerin muazzam heyecanıyla millete adanmış milli ve yerli duruşun manevi hikmetiyle yoluna ve yolculuğuna sonuna kadar devam edecektir. Kim aday olursa olsun, hangi partiler zilletin çatısı altına sığınırsa sığınsın, kim nereye giderse gitsin, parlamenter sisteme dönmenin hesabını hangi siyasi defolar yaparsa yapsın, nafiledir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yaşayacak, geleceğin rotası Cumhur İttifakı'nın fedakarlıklarıyla çizilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk milleti Cumhur İttifakı'yla kutlu yarınlar yürüyecektir. Hiç kimse ülkemizin hızını kesemeyecek, ekonomide yıkım ve kriz çığırtkanlığı yapanlara, yalan ve umutsuzluk aşılayanlara aziz milletimiz, aziz millet varlığı icazet vermeyecektir. Türkiye Allah nasip ederse bu koronavirüs salgını da bertaraf edecek, etrafındaki çemberleri yaracaktır. Çok kıymetli dava arkadaşlarım, dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı süreçlere rağmen ülkemiz açısından geleceğe dair umutlarımız diridir. Liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in ortaya koyduğu 2023 lider ülke Türkiye'yi inşa yolunda ülkücü hareket inşallah geleceğin mimarı olacaktır. MHP ve ülkücü hareketin verdiği kutlu mücadele sayesindedir ki Türk milliyetçiliği hem millet bekasının sigortası, hem kamu vicdanının müracaat merciği, hem de devlet politikalarının ilham kaynağı, itici gücü ve meşruiyet dayanağı haline gelmiştir.
MHP ve ülke ocakları sayesindedir ki Türk milliyetçiliği ülküsü çoktan maşeri vicdana sinmiş, Türk toplumu ve devleti tarafından kabul görmüştür. MHP Türk siyasi hayatında bir güneş gibi doğduktan sonra Türk milliyetçiliği ülküsünün yegane siyasi temsilcisi olmuştur. Türk milliyetçileri aradıkları aksiyon, enerji ve temsil kabiliyetini MHP'de bulmuşlardır. Türk milliyetçilerini kolektif şuur etrafında birleştirmeyi başaran ülkücü hareketin kültürel ve sosyal anlamdaki temsilcisi halen ülke ocakları, siyasi temsilcisi ise Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkücü hareket, Cumhuriyet nesillerinin Türklük şuuru kazanmasında ve toplumun milliyetçilik ülküsünü benimseyip içselleştirilmesinde en büyük katkıyı veren ekoldur. Kıymetli dava arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere ülkemiz hem uluslararası platformlarda hem de vatan topraklarımız içerisinde birçok problem ile mücadele etmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin sancılı ve sakat kararları bir yandan, yurdumuzun akciğerleri, ormanlarımızın kasten yakılması bir yandan, PKK'lı, PYD'li hainlerle mücadele bir yandan, FETÖ terör örgütü ile mücadele bir yandan devam etmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Ege'de, Kıbrıs'ta uluslararası hukuka riayet ederek hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda egemenliğimizi çok büyük bir gayretle savunmaktadır. Bu egemenlik mücadelemiz ve milli duruşumuz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in liderliğinde son nefer, son nefes ve son damla kana kadar sürecektir. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in şerefli mensupları, son olarak tek millet, iki millet olarak iman ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizin her daim yanında olduğumuzun bilinmesini isterim. Unutulmasın ki Dağlık Karabağ Türk'tür. Nahçıvan Türk'ündür. Azerbaycan Türklüğün öz yurdu, vazgeçilmez hakkıdır. Bu hakkın hak sahibi ile buluşması can pahasına da olsa sağlanmalıdır. Ayrımız gayrımız yoktur. Uzağımız yakınımız yoktur. İki devlet, tek millet, aynı damarda akan kan, aynı tende atan canız. Biriz, beraberiz. Türkiye ile Azerbaycan ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz. Atsız atanın Türklerin türküsü şiirinde işaret ettiği gibi, delinse yer, çökse gök, yansa kül olsa dört yan, yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan, yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmadan, ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz. Sözlerime burada son verirken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurucu Genel Başkanımız Başbuğ Alparslan Türkeş'i ve öykücü şehitlerimizi, ülkemizin bağımsızlığı adına şehadet şerbeti içmiş tüm yiğitleri, Covid-19 sebebiyle vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Pandemi kurallarına uygun hareket ederek, tedbir alarak bu süreci yeneceğimizi ümit ediyorum. Kendi sağlıklarını hiçe sayarak Covid-19 ile can siperhane mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ve bizler evlerimizde rahat uyuyalım diye tüm yurtta mesai harcayan güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. İlçe başkanımıza ve yönetimine Cenab-ı Hak'tan üstün başarılar diliyorum. Toyumuz, kongremiz hayırlı ve uğurlu olsun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Siyasi konuşmalar da böylelikle bitmiş oldu ve divan başkanlığımıza
tek bir liste ulaştı. Bunun haricinde bir listenin ulaşmadığı görüldü. Sayın Mehmet Bey'den yönetim kurulu listesini okumasını istiyorum. Buyurun Sayın Başkan. Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresi Yönetim Kurulu Listesi. Başkan Murtaza Hacı İmamoğlu. Dursun Odabaşı. Mustafa Kemal Okuyan. İsmini okuduğum arkadaşlar buraya gelirlerse seviniriz. Sevgi Torun. Murat Pehlivan. Ozan Tapçı. Abdülhamit Karaca. Güray Taslı, Sami Bakırcı, Fatih Kaygı, Hasan Kalafat, Oğuzhan Beşik, Murtaza Ocak, Mehmet Ocak, Eyüp Öztürk, Recai Özdemir, Mustafa Musaoğlu, Mehmet Cuhacı, Mustafa Dedeoğlu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İlçe Seçim Kurulu yetkilisi, memur arkadaşları davet edelim. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Başkanlarımı böyle davet edelim, bir hatıra resmi alalım. Buyurun efendim. Sayın Belediye Başkanım buyurun. Oy kullanmadan lütfen çıkmayalım salonumuzdan. Teşekkür ediyorum, eksik olmayın.
Yolu. Yalnız kurt yenilir.